Evet, bugünün sıcak gelişmesi şu sıralarda da ekranlarımızda dönüyor. Son dakika olarak sevgili izleyiciler, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in milli takımı bıraktığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Demirören'den de bir açıklama geldi, karşılıklı anlaşarak ayrılı şeklinde. TGRT Haber Spor Spikerimiz Hakan Dede telefon attığımızda bu sıcak gelişmeyi aktaracak ama Hakan Dede'nin bizlerle paylaşacağı çok da sıcak, farklı bir özel de haber olacak aslında. Hakan Dede, nedir detayları? Evet, Gülden Kalecik Demirtaş, iyi yayınlar diliyorum. Türk futbolunda beklenen açıklama geldi. Fatih Terim istifa etti. Bunu zaten bekliyorduk. Bir haftadır sinyallerini de veriyorduk. Bodrum'da yaşadığı, özellikle Bodrum'da birkaç özel kişiyle hocanın görüştüğü ve son zamanlarda yıprandığını söylediğini, bunların içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de olduğunu biliyoruz. Yıldırım Demirören'in hocayı telkin ettiği, hocam devam edelim, önümüzde kritik maçlar var, özellikle Eylül ayı için bırakma, Eylül ayında eğer bu işi başaramazsak beraber bırakırız dediğini Yıldırım Demirören'in, Başkan Yıldırım Demirören'in partilerini biliyoruz. Özel kişisel yaşadığı bazı problemlerin de bunda etkili olduğunu söyleyelim. Yıldırım Demirören'in bütün telkinlerine rağmen hoca Fatih Terim milli takımı bıraktı. Bu Galatasaray cephesini de ilgilendiriyor. Özellikle Galatasaray'da Tudor'un yıprandığını, yönetime bildirdiğini biliyoruz biz. Avrupa'dan elenmesi Tudor'un bütün kredisini tüketti. Bunu da söyleyelim. Evet. Fatih Terim'in biraz dinlendikten sonra Galatasaray'ın başına geçme ihtimali çok yüksek. Ama asıl önemlisi, bu bir özel haberdir. TGRT Haber'in evet, özel haberidir. Yıldırım Demirören bir hafta önce Boğaz'da bir teknede Lucescu ile görüştü. Yani milli takımın başına Mirce Lucescu geçebilir. Şöyle ki Rus takımlarının özellikle Mirce Lucescu'nun peşinde olduğunu biliyoruz. Shakhtar'ın eski takımı, Shakhtar'ın başkanıyla Lucescu'nun özel bir dostluğu var. Tekrar Lucescu'yu takımın başına geçirmek istiyor Shakhtar Donetsk başkanı. Ama Lucescu bunu reddetti. Ve Yıldırım Demirören'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ilk görüşme çok sıcak geçti. Milli takıma geçebileceğini, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Ama bu bir gazete haberi değildir. Şöyle ki bir takım, evet, büyük bir takım hocasından ayrıldığı zaman kesinlikle Türkiye'de Lucescu sesleri vardır. Ama bu gerçek bir olaydır. Bir hafta önce Boğaz'da bir teknede Lucescu ile Yıldırım Demirören bir araya gelmiştir. Fatih Terim'in bırakma ihtimaline karşı. Bu çok önemli Hakan. Bu dediğin gibi bir gazete haberi değil. Bu çok özel bir haber. Şu dakika itibariyle de aslında senin de aldığın, görüştüğün kaynakları itibariyle de bunu bir kez daha paylaşalım. Yani milli takımda Lucescu sesleri diyebiliriz değil mi? Evet, Lucescu milli takım başına geçebilir. Çünkü ilk görüşme çok olumlu geçti. Fatih Terim'in bırakma ihtimaline karşı Lucescu'yla bir özel dostu vasıtasıyla Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören bir teklifte bulundu. Bu teklife Lucescu, Mirce Lucescu, yani Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış Türk futbolu için önemli bir teknik adam Lucescu, Beşiktaş'ta hatta birlikte de çalıştılar Yıldırım Demirören'le. Yıldırım Demirören futbol şube sorumlusuydu. Lucescu da teknik direktördü. Yani ikilinin arasında sıcak bir görüşme de oldu. Bu dönemden dolayı aracıların da özellikle ismini vermek istemediğim birinin aracı olmasıyla Lucescu ile ilk görüşme olumlu geçti. Yani milli takımımızda, Türk futbolunda önümüzdeki döneme işte Lucescu'yu görebiliriz Gülden Kalecik. Hakan Dede, çok teşekkür ediyoruz. Bu özel haber için de ayrıca teşekkür ediyoruz. TGRT Haber Spor Spikeri Hakan Dede, hem Fatih Terim'in istifası hem de Fatih Terim'in ardından milli takımın başında kim olacak sorusu elbette gündemde. İşte bu soruya ilişkin çok önemli bir bilgiyi bizlerle paylaştı. Olumlu geçen bir görüşme var. Lucescu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören arasında bundan sonraki süreçte de elbette yansımalar olacak ama çok kısa aktaralım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sayfasında da bir açıklama var. Tüm bu yaşananlara ilişkin hemen aktaralım. Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.
bir araya gelen taraflar sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarılarıyla kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz şeklinde yer alıyor bu açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde sevgili izleyiciler. Dakikalar öncesinde gelen bir haberdi bu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim milli takımı bıraktı. Bu açıklamadan önce yansımıştı. Yıldırım Demirören'den gelen bir açıklamaydı. Karşılıklı anlaşıldı bu konuya ilişkin. Ardından da federasyondan resmi bir açıklama geldi. Ama tüm bunlar yaşanırken az önce Hakan Dede'nin bizlerle paylaştığı konu kuşkusuz çok önemli. Bundan sonraki süreçte milli takımın başına Lucescu gelebilir açıklaması diyelim. Dediğimiz gibi detayları paylaşacağız.